Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler burçlarına 19-26 Kasım haftası kahve falında neler bekliyor sizler için niyetlendim. Umarım keyifli güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz da bol olur diyelim. Peki bakalım kahve falınızda neler var? Şöyle bir açtım ve sizlere gösteriyorum. Bu hafta İlginç bir fal. Hadi bakalım başlayalım. Neler var? İş para diyeceğim. Bir kişiyle görüşüyorsunuz. Kafanızın üstünde bir kara bulut yalnız. Bir kişiden yani sanki böyle elinizde dosyalar var. Hani bir şeyler var elinizde. Bir kişiye vermek istiyorsunuz ama bu kişi geri çekilmiş. Yani birilerinden bir şeyler almak, bir şeyler vermek, karşılıklı konuşma, görüşme diyebilirim pazartesi günü. Sanki böyle bir dağın kenarında oturmuş bu konuyla alakalı aslında yapmış olduğunuz programda karşı taraftan gelecek tepkileri hesaplamaya çalışıyorsunuz. Tepki diyorum. Neden? Üstünüzde bir kara bulut var arkadaşlar. Bu kara bulut aslında ters gidebilecek bir görüşmeyi de bize ifade ediyor. Çünkü karşınızdaki kişiye bir şeyleri vermeye çalışıyorsunuz. Geri çekilmiş, dili de uzun birisi. Hani çok istediği olmadı mı böyle çıngar çıkartan birisiymiş gibi duruyor. Burada parasal konular da olabilir. Üstünüzdeki kara bulut aslında parasal konuları da sanki ifade ediyor. Hani üstünde de bir 10 rakamı görüyorum. Pazartesi günü özellikle elinizde olan bir şeyleri bir yere devretme, bir kişiye verme, bir kişiden beklentilerinizi karşılayacak şekilde alma verme dengesi beklediğiniz bir gün. Ama üstü kapalı arkadaşlar. Yani bir konuşma, bir görüşme yapacaksınız. Pazartesi doğru bir gün değil. Eğer böyle bir görüşme, konuşma yaparsanız da uzayıp gidecek bir süreç. Yani işte pazartesi halledebileceğiniz bir işin salı, çarşamba, perşembeye doğru uzaması görselleri var. Bana kalırsa bu haftanın en sağlam olmayan günü pazartesi. Çünkü ondan sonrasında bakın ne kadar temiz. Konuşmalarda, görüşmelerde havada kalmış bir mevzunuz. Mesela çarşamba günü salıyı geçiyorum bir şey yok ama çarşamba günü mesela bir konuşma, bir görüşmede bir işi bitireceksiniz, sonlandıracaksınız. Ama burada her açılan kapıda inat ettiğiniz konular da var yalnız bu arada. Güzel görüşme ve konuşmalarınız var. İlginç değil mi şurası bakın. Bir kapının ağzında duruyorsunuz. Perşembe günü için arkadaşlar. Bir kapı açılmış önünüzde bembeyaz ve siz bu kapının içindesiniz. Bu ne demek? İş başvurusu, iş başlangıcı, işinizle alakalı güzel bir gelişme, bir kapıdan geçeceksiniz. Çok temiz bir kapı. Bu hafta aslında Çok özür diliyorum rahatsızım devam ediyor. Bu kapı aslında bize şunu ifade ediyor. Siz Perşembe günü ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsanız hayrınıza olan bir kapı önünüzde açılacak. Bu hafta beklenti içinde olduğunuz bir konu varsa Perşembe günü bu konuyla alakalı önünüzde kocaman bir kapı açılıyor. Genişleyen bir yol. Yani bence müthiş bir görsel. Çok nadir denk geldiğim bir görseldir. Bir kere daha göstereceğim. Bakın o aynı zamanda bir parayı da ifade ediyor. Geçmişten gelebilecek bir para da olabilir bu. Parasal konular bölümünde olduğu için işle alakalı yapacağınız bir görüşmeden çok güzel cevaplar alabileceğinizi gösteriyor. Ve ileriye dönük olarak vereceğiniz karar ya da yaptığınız konuşmalar sizin önünüzde genişleyen temiz bir yol açacak. Bir süredir beklenen bir konunun sonuçlanması anlamına da gelir. Çok aşağıda olması aslında bir süredir beklediğiniz, emek verdiğiniz bir konunun artık noktalandı kardeş. Önün açık, yoluna devam edebilirsinle sonlanması da anlamına gelebilir. Cuma günü karşınızda insanlar var ama çok dik ve ne istediğini bilen bir tavırda kontrol etmeye çalıştığınız bir alanda görünüyorsunuz. Hani sanki cuma cumartesi iş ve para konularında çevrenizi kontrol eder, mesafeli, ne istediğini bilir ve bu şekilde yoluna devam eder görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu hafta bana kalırsa pazartesi atlayın, geri kalan günler sizin çok hayrınıza olacak günler olarak görünüyor. Esas mevzuyu görüyorsunuz arkadaşlar. Esas mevzu ilişkiler. Bu hafta ilişkilerde geçtiğimiz haftadan aile içerisinde yaşanmış olan bir karışık döngü var. Bu döngüye bakmış, böyle yorulmuş, biraz usanmış görsellerde çıkıyorsunuz. Hani emek vermişsiniz, bir karışıklığı toparlamaya çalışmışsınız. İlişkinizde bazı insanlar aranıza girmiş de size sıkıntı yapmıştı. Pazartesi bu konulara bakar görsellerinde çıkıyorsunuz. Takılmışsınız bir şey arkadaşlar. Ne yaşadıysanız hafta sonunda da geçtiğimiz hafta yaşamış olduğunuz şeye takılmış çıkıyorsunuz. Pazartesi günü kafanızın üstünden böyle hani nasıl diyeyim önünüze doğru gelen düşünceler var. Bu düşüncelerle böyle önünüzü kapatmışsınız. Ben bu konuya takıldım. Hani elinizde bir iş var ama arkaya bakıyorsunuz. Yani geçtiğimiz haftaya bakıyorsunuz. Bu ilişkilerde bir şeyi düzeltmek, toparlamak istediğiniz
Hanenizde bir şeyleri düzeltip toparlamak istediğiniz zaman çok da başarılı olamadığınızı gösteriyor. Neden derseniz takılmışsınız çünkü bitmemiş, rahatlamamışsınız ki elinizde de bir şeyler var hala daha. Bunları çözmeye çalışacaksınız. Çok ağır giden bir iş yalnız bu. Hani durup durup önünüze düşen bir konu olabilir. Çocuğunuzla, eşinizle alakalı bir mevzu çözülmemiş ya da ilişkinizdeki kişiyle alakalı bir mevzu çözülmemiş. Gene pazartesi günü, hatta salı günü de dahil bu kişi ya da bu olayla alakalı eliniz bu işin, bu konuların içinde çözmeye uğraşıyor görünüyorsunuz. Yalnız elinizdeki bu iş kaplumbağa görselinde çıkıyor. Yani aslında ağır gidecek arkadaşlar. Öyle kolay kolay hızlıca ben çözdüm, bitirdim, tamam bu işte cepte diyemeyeceğiniz bir iş olarak görünüyor. Ve zaten baktığım zaman çarşamba günü bir kişiye arkanıza dönmüş görünüyorsunuz. Kızgınsınız, öfkelisiniz. Bu kişi partneriniz büyük ihtimalle size bazı cevaplar sunmaya çalışacak. Sanki böyle önünüze gelmeye çalışıyor. Sizi kendine çevirmeye çalışıyor. Hani bir ilgi, bir alaka, tamam kırdım, üzdüm diye düşünebilirsiniz. İşte ben yaptım, sen yapma diyebilir. Ama kalp kırıklığı var. Bir şeye kırılmışsınız, burada takılmışsınız ve bu konuyla alakalı çarşamba günü bana kalırsa bu kişi kim ise hayatınızda yanınıza gelip sizin gönlünüzü almaya çalışacak. Zaten arada temiz bir ayna görseli var. Aslında hani bu da anlamına geliyor. Ben bak düşündüğünü yapmış olabilirim ama yanlış yaptım. Kendimle yüzleştim. Bu konuda haksızım mı? Size bir şekilde ifade edecek. Kimse bu kadar tabii ki rahat bir şekilde ben yaptım ettim hatalıyımı kolay kolay söyleyemez. Ama burada aslında size kendisiyle yüzleştiğini ifade edecek. Evet, hatalıyım, yanlışlarım var'ı size iyi bir şekilde ifade edeceğini düşünüyorum. Çünkü ondan sonraki gün sanki size elini uzatmış, siz de onun elini tutmuşsunuz. İleriye doğru devam ediyorsunuz. O geçmişte yaşamış olduğunuz sıkıntı ya da konular neyse çarşambadan sonra önünüz açılıyor, rahatlıyor. El ele görsellerinde aslında ileriye doğru ilerleyeceksiniz. Yani önümüzdeki süreci hadi bakalım diyeceksiniz. Burada yalnız eş ya da partneriniz ya da bu uğraştığınız kişi biraz inatçı. Şimdi onun inatlarıyla ara ara karışabilirsiniz. Ayaklarınıza dolanır görsellerinde çıkıyor çünkü. Hafta sonunuz rahat. Neden rahat? Çünkü hani hatasını anlamış, yapmış ama içi de durmuyor diye düşünün bu kişiyi. Yandan yandan size karışmak isteyecek ya da böyle bir şeyler yapmaya çalışacak ama siz böyle görmez duymaz havasındasınız. Hani ne halin varsa gör, yeter artık der gibi böyle. Kenarda tuttuğunuz, yanınızda tuttuğunuz ama çok da hayatınızda sevmediğiniz konulara karıştığı için onlara karıştırmayacağınız görselleri var. Hafta sonu misafiriniz gelebilir ya da iki arkadaşınızla görüşebilirsiniz. Burada gelen ya da giden olabilirsiniz ama iki kişi karşınızda görüşmeniz var. Temiz insanlar, iyi insanlar. Onların da hayatında bir sorun var ki karşılıklı konuşmalar yapacaksınız gibi görünüyor. Ana konularınız bu hafta arkadaşlar aile içerisindeki bu durum neyse onlarla alakalı vereceğiniz mücadele diyebilirim. Bakalım buradan ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Para bekliyorsunuz. Para 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 para. Ama paranın önüne bir taş konmuş. Çok pardon, özür dilerim. Paranın önüne bir taş konmuş ve bu taşı kim koyduysa onunla kavganız var. Pazartesi, salı, çarşamba günü arkadaşlar dikkatli olun. İş ve para konularında almayı düşündüğünüz, hak ettiğiniz bir parayla alakalı güzel haberler alırsınız. Fakat bunun önüne taş koyan kim ise o yüzeye çıkacak ve o kişiyle bir tartışmanız olacak. Arkasında birisi bunu fişekliyor. Yani bir grup bir alandan para alacaksınız. Arkasında birisi var. Siz konuşmalarda bu para konusunda biraz tartışabilirsiniz. 5-9 rakamları çıkmış. Bu parayı almaya çalışacaksınız. Yolu bulunacak ama böyle bir gün, 1,5 gün kadar bu kişiyle uğraşacaksınız. Görselleri var. Haneye bakar mısınız? Direkt para. Bu para yalnız borç para arkadaşlar. Yani bir borca girme, bir borç alma başınızın üstünde görünüyor. İstemeye istemeye bir para harcama durumunuz olabilir bu hafta. Pazartesi, salı, çarşamba özellikle gittiğiniz harcadığınız paraya dikkat edin. Neden diyeceksiniz? Aile içerisinde harcanan paralardan dolayı kafa kafaya gelme, fikirsel ayrılık, istemediğiniz bir parayı elinizden çıkarma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Ben burada hemen çocuklar aklıma geliyor. Almayayım dersiniz, alırsınız. Yapmayacağım dersiniz, yaparsınız. Burada kafanızı karıştıracak ya da sizinle tartışacak bir kişi için aslında para harcayacağınız görselleri var. Buradan da aslında ekleyebileceklerim bunlar arkadaşlar.
Bir de yolculuk görselleriniz var. Aslında çok hızlıca bu hafta bir yere gitmem lazım diyorsanız önü kapanabilir. Kapanabilir demeyeceğim, gördüğümü söylüyorum. Kapanır arkadaşlar. Niyetiniz bir yol ise bu bir şekilde kapanacak. Bu hafta değil de bundan sonraki haftaları düşünebilirsiniz. Görselleri var. Daha dingin, daha sakin, konuları daha kontrol edebileceğiniz bir hafta. Çok güzel kapılar vardı bir kere. Özellikle iş ve para konularında mücadele ettiğiniz kişiler de olacak tabii ki. Ama genel hatlarıyla ilişkilerde dahil olmak üzere yanlışların anlanması durumu söz konusu. Bir de bir şey daha söyleyeyim hemen. İki kişi arasında kalma gibi bir durumunuz varsa kalmaya devam edersiniz arkadaşlar. Yani onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim? Yok, bu hafta da aynı seçimin içerisinde bir o tarafa bir bu tarafa bakarak arada kalmıştık. Görselleri de var. Aşk görselleri olarak çıkmış tabii ki bu da. Gördüklerimi sizlere ilettim. Umarım keyif aldınız. İyi dediğim her şey önünüze çıksın tabii ki. Keyif aldınız. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, mutluluğunuz, aşkınız, paranız bol olsun arkadaşlar. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.